Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün Türkiye'de montajı yapılan bir cep telefonunu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Masa üzerinde görüyorsunuz. Burada hemen telefonun kendisi var. Burada da kutusu Vivo Y21S modelini inceleme konuğumuz oluyor. Şimdi Vivo'yu biliyorsunuzdur. Son özellikle bir yıldır Türkiye'de ismini çok duymaya başladık. Milli takımında sponsor oldu aynı zamanda. Ve Türkiye'de Gebze'de Kocaeli'de bir fabrika kurdular ve bu fabrikada ilk etapta montaj olarak başladı. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda da üretim olarak da karşımıza çıkacak telefonlarla yine tüketiciyi buluşturuyorlar. Şimdi genelde markanın ürünlerine baktığımızda aslında giriş seviyesi veya orta seviye olarak tanımlayabileceğimiz modeller var. Vivo Y21S modeli ise markanın böyle ortaya yakın girişinde biraz üstünde olan bir modeli olarak karşımıza çıkıyor. Ben şimdi şöyle çıkartayım. Bir kılıfı var bunun bu arada. Bu kılıf da kutudan çıkıyor. Bu çok güzel bir özellik bence. Şöyle bir çıkarayım. Biraz böyle sıkı oturan bir kılıf. Kılıf bu arada şeffaf ve yumuşak. Şöyle de göstermiş olayım. Bu şekilde bir kılıfımız mevcut. Şimdi telefonu ben elime alayım ve bir genel görünümünden sizlere bahsetmek istiyorum. Şöyle şifremizi de açalım. Şimdi ön taraftan baktığımızda üstte ve altta çok fazla bir boşluk yok. Alttaki boşluk biraz daha fazla. Yan taraflarda çok fazla boşluk olmadığını söyleyeyim. Kameramız orta üst kısma konumlanmış damla çentik böyle şeklinde bir şöyle yuvarlak bir kameramız bulunuyor. Yan tarafı çevirdiğimizde ise birazcık böyle geniş bir güç tuşu bizlere karşılıyor. Sebebi nedir? Tahmin ediyorsunuz muhtemelen. Parmak izi okuyucu buraya konumlandırılmış. Yani arka yüzde ki eskiden arka yüzde de biliyorsunuz. Biraz daha iyi telefonlarda ya da orta seviyenin biraz üzerine doğru çıktığımızda ise ekran içinden parmak izi okuyucu vardı. Bu modelde ise yan yüze yerleştirilmiş. Bunun dışında ses açma kapama tuşumuz var. Diğer yan yüzde ise herhangi bir tuş, işte yuva vesaire yok. Alt tarafı çevirdiğimizde ise karşımıza kulaklık girişimiz var. 3.5 mm'lik bir de tip C bağlantımız var. Hem şarj için hem de data aktarım için karşımıza çıkıyor bu yuva. Üst tarafta ise sim kart yuvasının olduğunu belirtelim. Arka tarafı çevirdiğimizde çok hafif bir çıkıntı var kamera tarafından. Üçlü bir kameramız var burada. Bu kameramızla ve çekimlerimizi yapıyoruz. Burada kameranın üzerinde 50 megapiksel yazıyor. Ama bu interpole olarak bir 50 megapiksel. Gerçek çözünürlük 50 megapiksel değil. Bunun dışında bize gönderilen sürüm böyle lacivert veya mavinin bayağı koyu bir rengi. Arka tarafta da bir Vivo yazısının olduğunu söyleyeyim. Bunun dışında telefonun fiziksel görünümü bu şekilde. Gelelim teknik özellikler tarafına. Ekranda bir tablo görüyorsunuz şu anda. Vivo Y21S'nin ekranı 6.51 inç büyüklüğünde 720x1600 piksellik bir ekranımız var. 4 GB RAM, 128 GB depolama alanı bulunuyor. MediaTek Helio G80 işlemci üzerinde var. 50 megapiksel, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel alan derinliği kamerası olmak üzere üçlü bir kamera tercih edilmiş. 8 megapiksellik bir ön kameramız var. Genişletilmiş RAM 2.0 özelliği var. 1 GB'a kadar depolama alanından alarak RAM'i arttırabiliyorsunuz. Bluetooth 5.0, Android 11 işletim sistemi, 5000 mAh'lik pil, 18 Watt'lık hızlı şarj, yan yüzde parmak izi okuyucu ve fiyatın ise 3499 TL olduğunu söyleyelim. Şimdi gelelim telefonun bize sunduğu deneyime veya hissiyata. Öncelikle şunu söyleyeyim. Rahat çalışan, günlük uygulamalarda bizi yarı yolda bırakmayan bir telefon var. MediaTek'in G80 işlemcisi günlük işler için fazlasıyla yeterli bir işlemci ve özellikle de böyle giriş seviyesi ve orta seviyeye yakın telefonlarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. 4 GB RAM de yeterli ve 128 GB depolama alanı bence 128 olması güzel olmuş. Çünkü zaten bir kısmını işletim sistemi kaplıyor. Hatta hemen de bir bakayım ben ve bu alanımız acaba bize ne kadar kalmış oluyor depolamaya bir bakalım. Mesela 128 GB'ın 24.5 GB'ının kullanıldığını söylüyor bize ki şu anda biz telefonda çok fazla bir şey de yüklemedik bu arada. Hani yüklediklerimizi çıksak 20 GB'ı zaten işletim sistemine ve diğer gerekli olan uygulamalara gitmiş oluyor. Yani 100 GB'lık bir boş alanımız bize kalmış oluyor. Bence bu şekilde olması iyi. Çünkü 64 olsaydı biliyorsunuz yine 20 GB gidecekti ve 40 GB'lık bir alan kalacaktı bize. Zaten bazı oyunlar yüklediğiniz zaman işte PUBG'di şuydu buydu. Zaten birkaç GB'ı da onlar yiyorlar. O bakımdan 128 olması iyi olmuş. Burada güzel bir seçim var. 4 GB RAM de az önce söylediğim gibi günlük ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor. Herhangi bir tıkanma vesaire yaşamadık. Hani arayüzü vesairesi de hani kullanım açısından baktığımızda çok da karmaşık değil. Ben bir tık böyle Huawei arayüzüne benzettim arayüzünü, onu da söyleyeyim. Huawei telefon kullanan birisi olarak Huawei arayüzüne benzettiğimi söyleyebilirim. Ve hani kullanım olarak da bildiğimiz standart Android işte 11 işletim sistemine geliyor.
günlük işlerimizi de fazlasıyla yapabildiğimiz bir telefon var. Oyun tarafına bakacak olsak çok soruyorsunuz bunları. Hani bu telefon şunu oynatır mı, bunu oynatır mı? Arkadaşlar bu telefon PUBG Mobile vesaire ve benzeri gibi oyunların hepsini oynatır. Tabii ki çok yüksek çözünürlük, işte efendim çok akıcı grafikler belki yeterli olmayabilir ama oynatır mı oynatır. O bakımdan oyun tarafında da bir sıkıntı yaşamayacağınızı ve hani günlük olarak kullanabileceğiniz bütün oyunları bu telefonla oynayabileceğinizin altını çizelim. Gelelim kamera tarafına. Şimdi kamerada 50 megapiksel demiş ama takdir ederseniz ki bu 50 megapiksel interpole yöntemiyle oluşturulan 50 megapiksel. Normalde kullanımda kamera fena değil. Özellikle iyi ışık yakalarsanız gerçekten de başarılı. Bu arada kötü ışıkta da şöyle bir güzellik var. Gece modu var. Şimdi gece modu normalde bu tarz ürünlerde sadece ana kamerada olur. Yani arka kamerada kullanabilirsiniz. Ama bu modelde ön kameranın da gece modu var. Hatta ben birkaç tane örnek video fotoğraf da çektim. Fotoğraflarda ön kamerada da arkadaşlar bu gece modunu kullanabiliyorsunuz. Bence bu güzel olmuş. Tamam titremeniz gerekiyor, makineyi sabit tutmanız gerekiyor vesaire filan ama gece modunun ön kamerada gelmiş olması bence güzel olmuş. Videoda Full HD çekebiliyor hem ön hem arka kamera. Ve hani günlük ihtiyaçlar açısından da bu kameralı ben yeterli olduğunu söylüyorum. Tabii ki benzerlerinde ve bu kategorideki diğer modellerde olduğu gibi ışık şiddetinin düşük olduğu yerlerde kamera yeterli olmayabilir. Gren oluyor ya da çok iyi sonuçlar alamayabiliyorsunuz ama ışık iyi olursa gayet başarılı sonuçlar alacağınızı söyleyeyim. Bu arada 2x bir zoom girme olayınız da var. Normalde burada bir telefoto yok ama girebiliyorsunuz. Makro kamerası olduğu için makro çekimlerde gayet güzel sonuçlar alıyorsunuz. Alan derinleri portre çekimlerinde kullanabiliyorsunuz. Öte yandan mesela bence sanki geniş açı olsa daha güzel olurdu diye bir şey geldi bana açık söylemek gerekirse. Hani makro yerine geniş açı koysalar belki daha güzel olur muydu? Ben kişisel olarak bu kişisel bir tercihim bu arada. Ben geniş açı olmasını tercih ediyorum cep telefonlarında. Ama Vivo burada geniş açı yerine makroyu tercih etmiş. Makroda da güzel sonuçlar alıyorsunuz. Orası ayrı bir konu. Ama ben kişisel olarak söylediğim gibi geniş açı koysalar sanki daha iyi olur gibime geliyor. En azından bu benim kişisel fikrim. Onun dışında kamera vesaire iyi. Biz 50 megapiksellik örnek fotoğraflar da çektik. Normal kendi çektiği fotoğraflardan da birkaç tane örnek koyacağız. Tabii ki 50 megapiksel söylediğim gibi biraz daha size detay veriyor elbette. Ama normal kullanımda da verdiği ayarlarda, verdiği sonuçlarında gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Evet, Vivo Y21S'nin ön kamera performansı bu şekilde video çektiğiniz zaman sizde 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde bir görüntü kalitesini ve ses kalitesini ulaşacaksınız. Bu arada dışarı çıkayım. Biraz gürültülü bir ortam var bizim ofisin balkonunda en azından. Şöyle göstermiş olayım. E5 trafiği var. E5 trafiğindeki mikrofon kalitesi de işte bu şekilde. Bu arada telefonun hem ön hem arka kamerasının maksimum çözünürlüğünün Full HD olduğunu altını çizeyim. Vivo Y21S'nin pili 5000 mAh'lik bir pilimiz var. Fakat pilde şöyle bir şey yaşadım ben arkadaşlar. Biz PCMag batarya testi yapıyoruz. 3.0 yükledik ve onunla bir test yaptık. Pili açık söylemek gerekirse beni çok şaşırttı. Neden diyeceksiniz? Şundan dolayı arkadaşlar. Şimdi pil ömrü normalde bu tarz ürünlerde hani toplasanız işte en fazla işte 10 saat olur, 12 saat olur, 25 saatlik bir pil ömrü verdi. Hatta bu testi iki kere bir denedim ben. Hani acaba dedim bizde mi bir sıkıntı var, biz mi yanlış yapıyoruz gibisinden. Ama 25 saat gösterdi. Gerçekten de hani çok yüksek bir değer geldi bana açık söylemek gerekirse. Yani 25 saatlik değer bizi çok şaşırttı. Dediğim gibi bir kez daha test ettik bunu. Aynı sonucu aldık. O yüzden hani pil ömrü beni benden aldı onu söyleyeyim. Ama bunda muhtemelen ekran çözünürlüğünün biraz düşük olması. Ekran çözünürlüğü gerçekten de bir parça düşük. En azından benzer bu kategorideki diğer modellere baktığımızda ve işlemcinin de çok fazla güç tüketmiyor olmasının etkisi olduğunu düşünüyorum.
Yani 25 saat rahat, 2 gün çok rahat görürsünüz demek oluyor. Türkçesi bu anlama geliyor. Ve hani uzun saatler boyunca da bu telefonu rahat bir şekilde kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Telefonun kullanımıyla ilgili bazı detaylardan bahsetmek istiyorum. Yan yüze bu güç tarafındaki parmak izi okuyucunun konulması bir parça kalınlaştırmış telefonu ister istemez, ki benzer modellerde de ya da bu tarz bir teknolojiyi bu şekilde kullanan diğer telefonlarda da birazcık yan tarafın kalın olmasını sağlıyor. Ama hani çok büyük sıkıntı değil. Yan tarafa bastığın zaman çat diye hemen parmak iziniz de açılmış oluyor. Tabii bunun bir dezavantajı da var. Hani mesela diğer parmaklarınızı yapmanız çok kolay değil. Mecburen işte baş parmağınızı koymanız gerekecek. En azından güvenlik açısından kullandığımız. Yani diğer parmaklarınızı da koyarsınız ama böyle açmak için iki elinizi kullanmanız gerekir. O da birazcık zor olacağı için şu parmağınızla yapmanız gerekecektir diye düşünüyorum. Ama yine kullanım açısından çok da büyük bir sıkıntı değil bu. Rahatlıkla açıp kapatabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliğin olduğunu söyleyeyim. Bunun dışında hani telefonun günlük ihtiyaçlar için rahatlıkla bir işe yaradığını düşünüyorum ben. Ve birçok anlamda da hani annenizi alırsınız, kendiniz kullanabilirsiniz, babanızı alabilirsiniz, bir akrabanızı alabilirsiniz. Gelelim fiyat meselesine arkadaşlar. Vivo Y21S'nin fiyatı biz bu incelemeyi çektiğimiz tarihte 3499 TL idi. Fiyatının bence sunduklarına göre biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Bu telefon böyle 3000 TL civarında ya da böyle 2800 civarında falan satılsa daha makul olur gibi geliyor. Çünkü genelde bu işlemciye sahip ve benzer özelliklere sahip telefonların fiyatı bu modelden biraz daha ucuz. Yani bence burada bir fiyat konusunda birazcık yüksek bir noktadan girilmiş gibi geliyor. Ama belki hani bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra bu videoyu izlediğinizde fiyat bir parça daha düşmüş olabilir. O zaman daha makul olur. Şu anki durumda fiyatının birazcık yüksek olduğunu söyleyebilirim. O fiyatta düşerse 10 numara 5 yıldız bir telefon olur. Vivo Y21S. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Türkiye'de montajı yapılan Vivo Y21S modelini incelemeye çalıştık. Şimdi bu modelle ilgili bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin aklınıza takılan sorular olabilir. Yorumlar kısmında yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini değerlendiriyoruz, hepsini okuyoruz, hepsini elimizden geldiğince de imkanlar dahilinde yanıt vermeye çalışıyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere demeden önce hepinizi teknolojioku.com adresine de bekliyoruz. Orada da çok güzel haberler ve içeriklerle günlük olarak karşınızda olduğumuzu belirtelim. Aynı zamanda bu videoyu da yine orada yayınlayacağımızın da altını özellikle çizelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.